Çorum'a geldiğini işte Umut Kaya da ayrılmak istediğini söyledi. Ben de bundan sonra bunun olmadığını, izin verdiğini söylemiştim. Umut Kaya da öyle gitti. Hasan Küçük ekonomik sebeplerle ilgili sıkıntısını bana Antalya kampında söylemişti. Ayrılmak istiyorum demeden ayrılsa iyi olacağını söylemişti. Bazı sebepleri söylemişti. Kendince haklı olduğu sebepler de vardı. Hasan Küçük de o konuda izin verdi. Yani burada İlkan Öztürk de şöyle bir şey oldu. Kendisi ayrılmak istiyorum da asla gelmedi. Hatta ben Gürkan'la ilk görüşmemde Avdan Kalif mücadele etmek istiyorum demiştim. Ama ben orada bir çocuğu var olduğunu, Gürkan'a değil hepsine, 3 tane forvetten birine müsaade edebileceğimi söylemiştim. Kadro yapılanmasıyla alakalı. Çünkü kimse yersizlik yapmak istemediğini söyledim. Mutsuzluk da olmaması açısından. O bilgi ve beraber hesaplamak. Kulübün menfaatleri doğrultusunda gelen teklif olduğunda Gürkan'a da müsaade ettik. Tabii genç oyuncular oldu. Yani benden önce ayrılan oyuncular oldu. Sabri Can diye bir arkadaşımız var. Israrla gitmek istedi. Buradan ben açıklayayım. Kadro dışı bırakmak için kendimi zor tuttuk. Kadro dışı bırakıyordum. Yollamayı seçtik. Sıfır hatayla atlatalım diye. Kulübün de menfaatleri düşünmek zorundayız bazen. Yani bir şeyleri bizim eksiğinden mi? Burada Çorum Spor Kulübü'nden önemli kimse, isim, hiç kimse yok. Bugün Yakup Ateş buradadır, yarın Yakup Ateş ülke. Asıl olan Çorum Spor Kulübü'nün ayrılan arkadaşlarla ilgili baştan bugüne geldiğimiz süreç bu. Bunu aslında daha önce tabii açıklamak gerekiyordu. Herkesin bilmesi gerekiyordu ama bir türlü o şeye giremedi. Bugün dedi mesela. Bugün bile transferin son günü, biz hala transferde ihtiyacınız olan bir oyuncu katıp hedefinize doğru nasıl gideriz düşündüğümüz için bu ilgili bir beraberliği sizlerle olan bu şeyi bir türlü yapamamıştık. Bu sayede sizden de sayesinde tam anlamda az buçuk bilgilendirmiş olduk. Ayrılma süreci bütün oyuncuların böyle. Transfer döneminden memnun musun diye sormuştum. Ben memnunum. Bu ekside bu ligi bilen oyuncular. Recep olsun, Mahsun olsun, yani yapılan transferlerden ben memnunum. Önemli olan onların memnun olması. Takıma çok çabuk uyum sağlayabilmesi. Recep gördüğünüz çok çabuk uyum sağladı zaten. Arkadaşları Mahsun da öyle. Yeni gelen arkadaşlar da öyle olacaktır. Ben yeni gelen arkadaşlarımın katkı sağlayacağını düşünüyorum. Takımın abileri onlara her konuda yardımcı oluyor. Takımın havası değişmeye başladı. Arkadaşlık birlik beraberliği her geçen gün arttıkça onların da performansının artacağını düşünüyorum. Hepimize hayırlı uğurlu olsunlar. Gidenlere de buraya yaptıkları ücretlerinden dolayı teşekkür etmekten başka yapacağımız bir şey yok. Yakup Bey'in de dediği gibi kafaca buraya yüklemiş oyuncularla zaten devam etmemiz doğru olmazdı. Bize bir şey veremezlerdi. Bugüne kadar yaptıkları ücretlerden dolayı hepsine teşekkür ederim. Zaten birçoğuyla ben görüşmeden gitmişlerdi. Sadece Umut, Hasan, Mehmet Gürkan, kim vardı? Sabri'den. Bunlarla bir araya geldik. Bu hem bunların takımında kalmasını isterdim. Biz de devam ettik. Söyledim onları da zaten. Ama onlar bazıları kapata bitirmişler. Hiçbir istediklerini söylediler. Böyle olunca da zaten bizim yapmamız gereken önlerini açmaktı. Gördüğünüz para ekonomik olarak sana kazanmak gerekiyor. Bunu sağlıyoruz. Gelenlerinden katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yok, şu an. Yok, mahalle içerisinde uygun şekilde, mahalle içerisinde uygun şekilde. Talep edip, isteyip alamadığınız futbolcular olsun. Yok, zaten o konularla ilgili Yakup Bey'e ilgilendi. Şerdi beraber soru işler yaptık. Bu oyuncuyla konuşuyorum. Buna sorun. Şunu söyleyeyim abi. Şimdi tabii Recep transferini şimdi ilk transfer konuklarının herkesin kapısında bir soru işareti var. Muhtemelen bağlı diye düşünüyorum. Belki bazıları sonuna kadar güvenir. Tamamen bağlı diyebilirim. Ben Recep Kürtücü 17 yaşından Topat Spor'u zamandan beri bildiğimiz bölümde, zamanında bildiğimiz bölümde. Şimdi Recep'in şartında, Recep üzerinden gidiyoruz ama diğerleri de aynı olduğu için Recep üzerinde. Recep geçen ilk maçında bize hocam 25 dakika oynarım dedi ama 65 dakika oynadık. Geçen maçta Kedil Atış var. Şimdi bize... yani bize yaptığı katkı isimlerden ziyade oynadığı liglerden ziyade bizim hedefimize bizi yukarıya taşımaklar ben yine defalarca söyledim. Biz bugün transferde iki tane baktığımız zaman
ilk üstünde oyuncu aldık değil mi? Belki hiç ismini duymadığım döngü de kattık. Bugün bölgesel anlatıcıdan döngü de kattık. Yani onun tanıtımını yapmamız ama yarın sosyal medyamızda onu da tanıtım olacak. Yani belki oyuncu katkı sağladı. Biz transferde ilk anlaştığım gün de yazmıştım. Çok kısıtlı zamanda, çok dar zamanda oyuncu avucunun çok geniş olmadığı bir yerde en iyi yapmaya, en az hata yapmaya çalışacağız. Hata yapmışız mı? Yapmışızdır. Yapmış olarak. Belki şimdi en böyle iyi transferimiz dediğim gibi belki benim vermek. Bunun garantisini zaten vermeyiz ama ben şunu inanıyorum. Yaptığımız her transfer ya bu formanın hakkında bir türlü vereceğine inanıyorum. Karakteriyle, sahada buluşuyla en azından mücadelemizle bize katkıyı sağlayacağını düşünüyorum. Hocam ben bir şey soracağım. 4 maçlık periyotta takım başındasınız. 2-2 ayırırsak akla kara gibi bir ayrım var. Yani ortaya çıkan futbol mental açısından sizin de anlattığınız gibi. Hani bu süreçte çok şükür takım toparladı. Ama arada hani ileri bir tarihe ertelenen diğer maçlar gibi bir lider Sakaryaspor'la oynanacak bir maç vardı. Sakaryaspor'un da düşüşte olduğunu hesap ettiğimiz bir süreç. Sizce bu maçın ileri bir tarihe ertelenmiş olması bizim açımızdan avantaj mı oldu, dezavantaj mı oldu? Yani nasıl değerlendirirsiniz bunu? Yani bizim için avantaj oldu çünkü iki maç üstte kaybettik. Arada sefer maçı olması bizi hem mental olarak hem fizik olarak hazır olmayan bir takım için bizim avantajımız. Ve öyle de oldu. Çünkü lider takımda oynayacaksınız, oradan da alabilen kötü netice ilerideki maçlar açısından performans olarak ve fizik olarak, mental olarak kötü etkileyebilirdi. Bizim için bir yol tabii ki o maçın her tarafında. Teşekkür ederim. Hocam bu grubu hangi takımda? Çok aslında çok değişik. Şu an sistemde çok değişik takımlar vardı. İşte Bodrum'un Silgeri'ye çok iyi var. Yani şu anda çok iyi. Kimoğlu, Puan Fahri'ye başladı. Puan Fahri'ye geldi değil mi? Yani çok şeyler daha değişir. 3 maç üstte kazandığın zaman sadece baktığınız zaman her şey değişiyor. Yani şu anki 10 tane takım playoff'u kovalayacak şekilde duruyoruz. Burada tabii ki son düzlükte bir ilgilenebileceğim. O son düzlükte baktığım zaman bizim takım çok daha tecrübeli. Tecrübesiyle oraya gelmek olabilecek bir şey. Ama bunu sahaya yansıtmak istiyorum. Sahaya yansıtabilecek. Yeni gelen kardeşlerimizin atlatmasıyla çok daha farklı bir şey. Hocam ben bir soru düşünüyorum. Benim izlenimim ilk yarıda Çorum Spor'un fazla gol pozisyonu üretememesi oldu. Bu konuda da nasıl bir sistem düşünüyorsunuz? Ya da forvetli mi yok ya da tek forvetli mi genel itibariyle soruyorsunuz? Yani aslında baktığınız zaman oyuncu kadrosuna bakıp bir sistem belirlemeniz lazım ama o kadar bir eksiyle başladık ki dediğim gibi bir takım fizik ve mental açısından bahsediyor. İkisi de aşağı. Şimdi böyle bir durumda oyuncu yapısından bakıyorsun, çift forvet oynarsın içeride. Kanatların zaten iyi, çok pozisyon eğlendi, çok gol atan bir takım ortaya çıkması lazım ama şimdi hesaplarının şeyler bazen sahada olmuyor. Belli bir ekran için iki tatlı mesela. Ama bir tane gol atmıştık. Bunun için kötü olan maçlar. Turgutlu maçına Mehmet Akgül'de 5 tane gol attı. Yani burada takımın ne istediği de önemli ve sizin takımı görüp iyi analiz edip takımın hangi sistemi oynayabileceğini gördüğünüz bir anda. Şu anda bir önde basamıyor 3. bölgede. Çok zor. 15 dakika bakan 90 dakika oyuncu diye mutlu olarak çünkü hazırlayayım. Bizim en iyi iş yapacağımız iş 2. bölgeye çekilip orada adresi bulup yatıracağımız toplarda Burak Çalışı'ndan yararlanmak Ligomuzdan yararlanmak. Bunlar etkili oyuncular. İleride iş bitirebilecek olan. Her an skoru değiştirebilecek oyuncular. Bunlardan yararlanmadım. Farklı bir sistem deniyoruz şimdi. Ha. Öntemiz yerine geldiği zaman da çok daha farklı bir sistemde oynadığımızı göreceksiniz zaten. Yeni gelen oyuncularımızın da oraya gitmek hazır olmamak
zaman biliyorsun yeni sakatlıklar çıktı. Bizim için biraz sıkıntı olacak ama biz mental olarak iyi hazırlayacak olacak olacak. Berkay dönüp yapmak Emre'nin durumunu bilmem artık. Yani kadro yeterli oldu şu anda. Çünkü benimle sonuçta geriye dönüp baktığımda yani 4 yaşında geri oyuncumu da hani zaten 3 oyuncu geliyor. Bunun sıkıntısını yaşamak için geriye döndüğünde bir o yani bir rahatlamış hissediyorum kendimi açıkçası. Elimizde bir oyuncu var değil mi? Her zaman en üstünü yapmak istedim. Onlardan maksimum bir de yer almaya çalışıyorum. Biz de öyle eski meslektaşlarımız da var. En başında gençler de değil ama bir sezon başından bu yana top 10 tane sakatla devre yani ligi tamam dayanabilecek ligleri tamamlayacak bir sakatlık periyodu yaşamak. Yani neredeyse 10 tane futbolcu sakatlık. Öyle. Bunu neye bağlıyorsun? Ben bu kadar yani tabii şimdi ben sezon başı olmadığım için bir değerlendirme yapmam yanlış olur. Kampı nasıl geçirdiler onu bilmiyorum. Kampı neler nasıl bir çalışma yapıyorlar. Çalışma programları ne, istekleri ne, onları bilmediğim için bir şey söylemem zor olur. Ha, şeyde tecrübelerime dayanarak bir takım iyi sezon başı geçirmek, iyi antrenman yapmakla sakatlıkla lig önünde çok olur. Ama şu anda benim nasıl bir antrenman programı yaptığını bilmediğim için yorum yapmak yanlış olur. Sadece hocalık kariyerindeki tecrübelerinden yararlanmak. Sizin sezon başı yapacağınız antrenmanlar bütün sezon başına taşıyor. Devre arasında da o eksik kalan yani. Bütün sezonu tamam. Eğer alt yapıyı yapmazsanız, sezon başı yazılanmazsanız bütün sakatçıları olmuş dair doğal. Her bir takımda bu sıkıntıları yaşamak. Ondan doğru da çok sakatçılar olmuş olur. Bir de hocam geçen hafta içinde alt yapıyla bir toplantı yaşandı. Ondan gelen arkalar doğrultusunda zaman zaman maçlarına da gitmeyi düşünüyorum. Maçları bekleyen zaman. Onlarla bir şeyler de konuştuk. Hatta geç sağımıza antrenmanlar. Hepsini şimdi yapıyorlar. Antrenman yapabilecekleri söylüyorum. Ama ben bir o yanda biliyorsun. Biraz daha ufak sağımız var. Orada antrenman yapabilecek. Kendilerine çocuklar o havaya yaşasınlar. Kendilerine belki bir şey yok. Bir hedef. Ben yaptığım bir soru sorayım. Yakup Bey şimdi sezon başında kurulun içindeki takımda görev yaptı. Biz sizin orada maç yaptık. Durumda gerçekten değil. Dışarıdan bakıldığı zaman ilk yarı için Çorum Bey kadar ki her bir sancı neydi? Dışarıdaki bir dönem var. Ya şöyle şu, aslına baktığın zaman şimdi bir yoksaklaşma şey, kural geldi. Kim oldu? Cevap verilmiş en büyük bugün bile ama buradaki maalesefler kendilerini sakatlıyor bir ara olmaz gerçekten mi? Yoksa ekibikte kulüp başkanı Aslan Gümüş başkanı Aslan Gümüş direktör çok sevdiğimiz abi şimdiden yana formu kullanmıştık yani böyle bir kadro kurulmuş gerçekten iyi kadro. O şu kadro, ben ilk anlaştığımda da söylüyorum. Yani bu kadroyu aldığım için, hocamla da anlaştığımda söylediğimden de baktım. Kadroya gelir değerlendirmek gerçekten inanılmaz karşısında bir kadro. Ki Trabzon'a birlikte gelmiştim, yayın rahatlamıştım. Yani bize ilk sahada inanılmaz o zaman, o zaman bir şeydi. Trabzon'da ilk sahada inanılmaz zor, Almanya şampiyonu. Baktığın zaman tabi dışarıdan bu kadar problemi şöyle göremiyorsun abi. Sen de şunu görüyorsun. Bu kadar iyi takım. Rahatsız mı? Bu kadar iyi takım. Nasıl? Normal şartlarda yani, 45 puan yapması gereken bir takım yok. Ama işin içine gelince rapor istediğinde sakatlık rapor sezon boyunca
Kesinlikle ama başka bir şey yok. Yani bu oyuncusun aslında belli bir 11'in olur. Dışarıdan 3-4 tane tamamlayıcı oyuncu olur. Bunu bir türlü sağlayamazsın. 2 tane aynı 11'in olmayamazsın. Aynı kadar orta sağlamak zorunda kalmıyor. Aksız öyle bir yerde olur. Bu işte bir şey değil ya. Bu tane çok iyi orta saha var. Ortasını sağlayacaklar koşuyorlar. Gürkan'ın ikisi orta sağlamamışsın. Maçın uzun gelmişsin. Yani burada aslında suçlu müşterilerin sonu bir yerde ilk verici maalesef. Yani bu kadar mağlupsizler ama bu kadının yardımcılığını devam ettirmiyor. Yani bu kadar sıkıntı oldu ama yine bu takım, bu grubun o iki maçı, yani Türk'le bir toplantı söylemiştim. Biz hocamla iki maçını zor geçirdiğini inanıyoruz. Biliyoruz. Çok zorlanacağım. Ama o iki maçı kazandık. Bugün çok farklı şeydi. Konuşuyor olacaktık. Şehirde 3 puan olacaktı. Daha değişik bir havayla gezecektik şehir olarak. Ama biz ilk geldiğimiz gibi söyledik. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ne olursa olur. Bizi yerel sitelerdeki programlarda biliyor bu yaşında da gördüler. Kimisi kümede kalıp zorunda oldu. Yani sandılar ki Çorum futbol kulübü dağıldı. Üzüyor. Ya siz geçiyor musun? Ben Diyarbakır'da gelmiştim. Orada bir sorunla bir şey yapsana. Eyvah eyvah dedim. Bunu şöyle söyleyeyim Ömer abi. Yani ben ilk anlaştığımda Antalya'ya gittiğimizde bir hazırlık maçı vardı. O zaman başkan hazırlık derken başkanımız vardı yanında. Ona da söyledim. Çok işimiz var. Çünkü neden çok işimiz var? O zaman bir şey olay çok. Ortaya çıkıyor. Çizik açtı. Maalesef çok görüldü. Lise başkanımıza geri doldu mu? Zaten mental olarak da sıkıntı var. Toparlamak hemen olmuyor. Yani hocanın gelip de üçlü kadar aynı şekilde golü yedik orada yani. Onun sonrasında çok bize gözüktü genelde ama yapamadık yani. Olarak. Yani hücumda çoğalamadık. Hücumda çoğalamadık. Yani olmadı. Şanssızlıklar oldu. İkinci maç belki Diyarbakır'a göre biraz daha farklı. Yani orada da şanssızlıklar iyi devam etti. Attığı goller yine enteresan goller. Ben bu son sezon çok yaşadık. Ben ona bakıyorum. Ya bir de şu var. Bizim ikinci yarıda çocuk hocamla beraber katılan toplantı. Benim en çok önemli şeylerden bir tane. Bir oldu. Biz oldu. Aydın çocuğunu seçtim. Ben burada özellikle şu anda oyuncu kardeşlerim. Teşekkür ediyorum. Neden teşekkür ediyorum? Şu anda Kadro'da bulunan bütün oyuncular, oyuncu tecrübelisi, inanılmaz bir birlikteki sahip. Beraber oynuyorlar, beraber çıkıyorlar, beraber oynuyorlar, beraber oynuyorlar. Bugün Mustafa Eren Hamar oyuna girerken en tecrübeli ağrısı öpüyor, sarılıyor, ne yapması gerektiğini söylüyor. Başarıya birlikte tabii en büyük etkilenmeden bir tanesi de Mustafa Eren Hamar. Ve ben sizin sancaklarınızdan da bir tanıyorum. Sancaklarınızda genelde yaş Hem ekonomik olarak baktığımız zaman, hem de tabi kalitesine baktığımız zaman benim TFF yöneticilikte kadro yapmayı düşündüğüm zaman kaldırıp dediğim birçok oyuncuda burada çalışma şansı yakaladım. Zaten aklımızdaki futbolcular zaten aklımızdaki tabii tabii. Şimdi bugün Mehmet Akgüç yani Dari Samet gibi olarak çalıp bu ligi üstünde oynuyor. Yani bütün oyuncu grubuna geldi de Murat Kırdın'ın orta sahada bu ligi çok çok üstünde oynuyor.
Bu insanın çoğu zaten inanın şu süreçte teklif alıyor. Hepsi yok. Yani bir şekilde şey, bu kadar uzama sebebi işte bu. Bütün oyuncular o kadar kaliteli takımda olmuş ki. Bütün oyunculara ona haber var. Yani biz bundan sonra nasıl yönetiriz düşünüyoruz? O özellikle takımın abileriyle, kaptanlarıyla. İşte hocamın burada bana, ben hocama yine teşekkür ediyorum. Hocamın bana burada çok bir katkısı oldu. Bu geçiş dönemi, ben sancılarda demiştim zaten, bu geçiş dönemini hızlandırmak, 7-24 teşkil hocalarımızla beraber emek vardı, mesela dedik ama çocuklar da bana tepki verdi. Yani bizim Sangesse bir ortamımız çok daha iyiye yakın bir ortam. Yani buradan artık başarı, sadece sahaya işte, alacağımız spor. Oyuncuların sahaya servisi, hocamın istediği sahaya. Yansıtmaları inşallah alacağız puanlarla şehri de aklamada var. İnşallah üstün hayalimizi, benim de üstün hayalimizi, ben ilk yarı bir takımdan ayrıldım. O kadar teklif varken üstün takımda baktım, ben buraya geldim. Ben gerçekten buraya inanmamıştım. Ben Fatih Hüca'ya inanmamıştım. Geçiş sürecinde Fırat'ta şu an kadar hiç yok ama benim. Onunla tanışmamlar, onunla konuşmamlar beni çok etkiliyor. Ben yine diyorum ki inşallah bu şehri Rota Kupa diyeceğim, bu yolda hocamla beraber etki getirebileceğim. İşte yönetim oyuncuyla bir iş. Sonuna kadar oyuncu grubumuzda en iyi şehri temsil ettiği kadar sonuna kadar çalışacağım. Ama şunu da söyleyeyim abi. Hocamın dediği bir şey var. Yani 15-15 puanına dair. Ama İniş çıkış grafikte bir daha olur. Geri döndük, belki düşünce ama bizi kaldıracak olan da yine taraftar olur. Biz sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ben bir şey... Bu akşam saat 24'te evet. Bu akşam 24'te atıyorum inşallah ne olur. İnşallah bir direk işte. Bu ana kadar ki bütçemiz hazır. Yani bütçemiz yeterli. Şunu söyleyeyim. Bütçe ayrıldığını söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Ben bilet kampanyası başlatıyorum. Dediğimde hocamla. Biz bu bütçeyi nasıl eksiden artıya çeviriyoruz da başlamaktı. Biz ekside başladık maalesef. Biz hala yine söylediğim şuradan Gardi Başkan'ın desteğiyle ayakta duruyoruz. Yani bugün belki gerçekten son bedenim burada değil ama benim her zaman arkamda benim de sallandığım oldu mu oldu açık söyleyeyim. İlk geldiğim zaman yine sportif baktığım zaman çok başarılı bir yerden. Çok büyük bir camiye giriyor. Gerçekten bunun içine girmeden anlamıyor. Ve ben burada şunu da söyleyeyim, ben burada çok enteresan bir şekilde sıkıntılı süreç atlattım. Ben burada çok mutluyum çünkü anlaştığım günden beri binlerce mesaj var. Arayanlar, soranlar, mesaj kurları, sosyal medya. İki maç üstte kaybettiğimizde bile inanılmaz destek var. Yani biz dediğimiz ki bize güvenen bir inşaatı Allah bir divan sürekli en iyi başlatılması lazım. O yüzden ben ilk önce yine söylüyorum, bana bu görevi layık yani başkanımız var, eşit olacağım. Ondan sonra inşallah büyük destekler, çok büyük destekler, son bildiğimizin tarafı. Bu kupayı inşallah, yine söylüyorum, bu liderin birincilik kadar hiçbir şey hayal değil. Bu kupayı bugün her şey değil. Ama olmuyor bak. Hiç biliyor mu? Benim bize gözden çıkmak için bu tecrübeli oyuncu grubumuzda, evet, kaliteli oyuncu grubumuzda her şeyi sonuna kadar ve en iyi silahlarımızda bir tanesi de hocam, Ergün hocam için inşallah o kutayı kaldırmak için. Allah razı olsun, ben yine söylüyorum arkanızda daha gibi duruyor yani. Ben oraya girmek istiyorum. Şimdi biraz önce sevgili hocamın konuştuğuna istinaden soracağım. Hocam Galatasaray gibi çok büyük bir camiada UEFA Kupası, Süper Kupa gibi iki önemli kupayı zaten bir muadili de yok, ikinci bir şekli de yok, kaldırmış ve Türk futboluna çok ciddi hizmetleri olmuş bir insansınız. Şu anda da teknik adam olarak buradasınız.
Biraz önceki konuşmalarınızda tabii herkesin bir futbol yapısı vardır, saygı duyuyorum ama biraz önceki konuşmalarınızda çok iddialı bir söylem, daha doğrusu iddialı bir söylem duyamadım sizin Sinan Çıkası. Yapınızdan mı kaynaklı bu, yoksa yoğurdu üfleyerek mi yiyorum diyorsunuz? Yani işine sesini biraz Yakup Bey, yani bir şekilde çıkacağız diyor. Ha, çıkamaya da biliriz. Bundan sonraki süreçte kaybedeceğimiz maçlar da var. Nitekim lider Sakaryaspor son 3 maçta 1 puan alabildi sadece ve kafa kafaya geldi 1461 ile. Ben ne zaman büyük konuşalım başıma işlediği için biraz daha temkinli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü futbol da enteresan bir oyun. Enteresan skorlar olabiliyor. Tek kale oynarsın. Demin konuşmuştum. Tek kale oynarsın. Bir de onun için ne zaman iddialı konuşsam hep karşıma eşer. Daha temkinli. Takımımızın gücü var. Hem birinci sırada çıkacak hem biliyorsam var. Ama bizim elimizde seyirciden yok. Biz verebileceğim her şeyi veririz seyircilerimizin. Benim oyuncularım bunun ne kadar alacağı çok önemli. Onların ne kadar çok istediği çok önemli. Onlar isterlerse başaracaklar. Zaten kadro olarak buna sahip. Evet, iyi bir kadromuz var. Gerekli olan sahip onu yani. Oyuncuların yansıtığı için hiçbir şey yaşamayız. Ama teşekkür ben kendimle konuşmaktan daha, biraz daha doğru. Teşekkür ederim. Bu arada sezonu biliyorsunuz, devre aralarda iyi oyuncular bulmak her zaman zordur. Biraz oyuncuların kafa karışıklığı da bundan kaynaklanıyor. İşte başlarımızdan, bir dalgalanmalar oldu. Oyuncular da iyi oyuncular, şampiyonlar kurulmuş bir takım oyuncuları. Herkes istediler. Şimdi oyuncular, oyuncuların kafa karışıklığı. Ben şu kadar çok para alıyorum. Bu süreci de bir yaşam. Sonra devamlı konuşarak, ama bunda tabii ki sadece bizim istediğimiz kazanmamız değil. İtici güç olarak şehrin önemi çok büyük. Önemi çok büyük. Hafta sonu inşallah o sürüşleri doldurabilmek için. Bir öneye koyduk. İnşallah bizim hafta gelenler olur. Öneye koyduk. Her şey bu kurumu tartışmam. Aklıma da biliyorsun. Sen de yüksek var ya. Peki her türlü soruyorum. Ya pazar fiskesi görev almaz mısın? Buraya. Kesinlikle ve kesinlikle görev almaz. Ben de almazdım diye biliyorsun. Yani sende de konuştuk. Almaz. İrman yolundan ben ayrıldıktan sonra birçok fiskesiyle bana 7 tane konuştuk. Şu anda çalışmayı düşünmüyorum. Tam olarak zaten değil. Yaptık böyle oturduğumuz zaman aradan 4 ay geçtikten sonra oturduğumuz zaman kalıyor. O inancını dile getirdi. Ben yine söyledim, ben buraya gelmeden önce birçok kimistan teklif aldım abi. Gerçi abi sadece maaş açan şey iddialı da olması lazım. Yani, kesinlikle iddialı olmam lazım. Söyle olmam lazım. Sadece de aynısı oldu. Trabzon'da kapıyı siz yaptınız diye biliyorum. Doğru, doğru. Kendim aldım. Normal şartlarda aynı yerde. Allah Allah. Orada da
başkanımızı çok sevdim. Hala da görüşüyoruz. Çok da kıymetliyim. Sana oradan ayrılmak istiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Müsaade edin. Buraya gelirken de yine diyorum. Ben Tatlı'ya ve bu oyuncu grubunu inandığım için geldim. Hatta diyorum ki iyi ki geldim. İyi ki gelmişim. Çünkü bu tesisi, bu stadyumu, iki maç kaybettiğimizde bile binlerce destek veriyor yollaya. Kilometre, binlerce kilometre gelip maç yayınlarına çalışan sizler, binlerce kilometre gelip Diyarbakır'dan boynunu bükülmüş. Yani biz de tabii boynumuz bükülü ama o tarafları görünce bizim için daha da zor oluyor. Biz daha da inanıyoruz, bizi daha da sanmış oluyorlar. Ben Diyarbakır maçı sonra taraftarımız bana mesaj atmıştı. Ondan özür dilemiştim. O da hani özür dilemeyi görünce senin bir şey yok abi demişler ama 1000 kilometre buradan yaklaşık bir yerde. Yani karayoluyla gidip gelmek çok kolay bir iş değil. Bu bizim işimiz. Ama taraftar o cephayı çekiyor. O cephayı. Evet. 100 kilometre bir şey yok. Bu sıkıntı çektik bir taraftara inşallah. Zaten en son maç konuşmamızı da bundan bahsetmiştik. Şimdi tamam, iyi kadromuz var, zor maç, önemli maç. Ben de böyle konuşuyorum. Arkanızda olan bir şey var. Onların size inandığı kadar, kendine inandığı kadar. İşte biz hocam bu maçını toplantı çok verimli bir toplantı yapıyoruz. Çok farklı maç olacak, farklı kazanacağız. Şimdi sıfır yaptığımız bir maç sonrası. Allah için yukarı bizim tanıdılar. Ben onlara hep şunu söylüyorum. Bir hikaye var arkadaşlar. Bunun kahramanı var. Bunun hikayenin kahramanları siz olacaksınız. Yani sizin elinizde. Eğer biz bu şehre bu kupayı getirebiliriz. Kahramanlar olacak ve bu hikayede inşallah bir şey yapacağız. Tek amacımız bu. Başka soru yoksa? Tamam. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Zaman zaman toplantılar yaparız.